Değerli arkadaşlar merhabalar. Özel gereksinim bireyler için afet ve acil durum yönetimi dersinin ilk ünitesinin özet videosunda birlikteyiz. İlk ünitemiz özel gereksinim bireylere ilişkin temel kavramlar. Bu ünitemizin amaçları arasında özel gereksinimli bireylere ilişkin önemli kavramlar üzerinde durmak var ilk olarak. Bu kavramlar bozukluk ve bununla eş anlamlı kullanılan zedelenme, yetersizlik, bununla eş anlamlı olarak kullanılan güçlük, engelli olmak ve risk altında olmak. Bu kavramlar üzerinde duracağız. Bunları örnekleyeceğiz önce. Ardından erişilebilirlik kavramı üzerinde duracağız. Erişilebilirliği tanımlayacağız. Ardından acil durum ve afet hallerinde erişilebilirliğin gereklerinin neler olabileceğine ilişkin konuşacağız. Sonra özel gereksinim bireylere sunulan eğitim ve bakım hizmetleri ile sosyal hizmetleri betimleyeceğiz. Yetersizlik alanlarını birlikte gözden geçireceğiz. En son olarak da özet videomuzun sonunda özel gereksinimli olmaya hangi faktörlerin neden olduğu üzerinde duracağız. Öncelikle afet ve acil durum yönetimi açısından özel gereksinimli olmanın ne anlama gelebileceğiyle ilgili biraz konuşmakta yarar var diye düşünüyorum. Bildiğimiz üzere doğa ya da insan kaynaklı tehlikeler gündelik yaşantımızın kaçınılmaz parçaları aslında. Her gün doğadan ya da insanlardan kaynaklanan tehlikelerle yüz yüze gelme olasılığımız var. Ancak bu tehlikeli durumlar toplumumuzda yaşayan çeşitli bireyler ya da gruplar üzerine farklı etkiler yaratabiliyor. Örneğin yüzme bilen ve hazırlıklı birisi için sel çok ciddi bir tehlike oluşturmayabilir. Ama tekerlekli sandalye kullanan ve olası afetlere hazırlıklı olmayan birisi için bir selin ölümcül etkileri olabilir. Yangın sigorta hizmeti alan ve evinde yangın alarmı olan birisi için bir felaketle sonuçlanmayabilir ama alternatif bir uyarı sistemine sahip olmayan bir işitme engelli birey için yangın ölümcül sonuçlar yaratabilir. Dolayısıyla başta da söylediğimiz gibi afetlerden ya da acil durumlardan toplumumuzda yaşayan bireylerin bazılarının daha farklı biçimde etkilendiğini söylemek mümkün. Toplumumuzun çoğunluğuna sunulan sosyal hizmetler, eğitim hizmetleri ya da sağlık hizmetleri aslında büyük ölçüde benzerlik gösteriyor. Ama bazen bireylerin gösterdiği farklılıklar, bireysel farklılıklar, kimi zaman bu hizmetlerde ek ya da farklı önlemler, uyarlamalar, müdahaleler gerektirebiliyor. İşte özel gereksinimin olma durumu bu durumda ortaya çıkıyor. Özel gereksinim birey ifadesinin önemi kişilerin yararlandığı hizmetlerde ek ya da farklı önlemlere, uyarlamalara, toplumda yaşayan diğer bireylere kıyasla gereksinim duydukları hallerde ortaya çıkıyor. Aslında özel gereksinim bireyler farklı disiplinler tarafından farklı biçimlerde tanımlanıyor. Örneğin eğitim alanından konuşacak olursak özel gereksinim bireylerin toplumun diğer fertlerinin yararlandığı eğitsel nitelikli hizmetlerden yararlanamayan, bu nedenle kendilerine yönelik eğitsel nitelikli çalışmalarda bir takım uyarlamalar, farklı önlemler, düzenlemeler yapılmasına gereksinim duyan bireyler olarak tanımlanabilir özel gereksinim bireyler. Sağlık alanında da benzer şekilde diğerlerinin yararlandığı hizmetlerden yararlanamayan bireyler özel gereksinim olarak kabul edilebilir. Özetle farklı disiplinler özel gereksinim bireyleri kendi çalışma alanlarının özelliklerini dikkate alarak farklı biçimlerde tanımlayabilir. Bu noktada afet ve acil durum yönetimi açısından da özel gereksinim bireylerin kimler olabileceğini düşünmek, bu alan açısından da özel gereksinim bireyleri tanımlamak gerekir. Afet ya da acil durumlara karşı hazırlıklı olma, bu durumlar sırasında uygun becerileri sergileyip gerekli girişimlerde bulunma, afet ve acil durumlar sonrasında kendi kişisel gereksinimlerini bağımsız biçimde karşılayabilme gibi konularda ek ya da özelleştirilmiş hizmet ya da uyarlamalara gereksinim duyan kişiler afet ve acil durum yönetimi açısından özel gereksinim bireyler olarak tanımlanabilir.
Kimler girer bu gruba? Engelli bireyler girerler, yaşlılar girebilir belki, mülteciler girebilir belki. Ama daha önce de söylediğimiz üzere, kitabımızda da bu bilgiyi verdiğimiz gibi, bu ders kapsamında daha çok engelli bireyler üzerinde konuşacağız. Dolayısıyla engelli bireylerle ilgili özellikle önemli bir takım kavramları burada açıklamakta, izah etmekte yarar görüyoruz. Bunlardan bir tanesi bozukluk ya da eş anlamlı olarak kullanılan zedelenme kavramı. Bozukluk, psikolojik, fizyolojik ya da anatomik özelliklerde oluşan geçici ya da kalıcı kayıp. Örneğin bireyin kollarının olmaması bozukluğa örnek olarak gösterilebilir. Göz sinirlerinde oluşan tahribat, bozukluk ya da zedelenmenin örneği olarak sunulabilir. Peki yetersizlik nedir? Yetersizlik, bireyin bozukluk ya da zedelenme sonucu yapması gereken bir etkinliği yerine getirmede yetersizlik göstermesi ya da yeterli olmaması, kapasitesinin sınırlanması ya da bir organın işlevini yerine getirememesi anlamına gelir. Örneğin göz sinirlerindeki tahribat sonucu bireyin görememesi, bacaklarını kaybetmiş bir kaza sonucu bireyin yürüyememesi yetersizliğe örnek olarak gösterilebilir. Peki bu durumda engel nedir? Engel, kişinin yaşadığı yetersizlik nedeniyle çevreyle olan etkileşimi, toplum içindeki rolünü yerine getirmede yaşadığı güçlükler, zorluklardır. Örneğin kaza sonucu felç olan bir bireyin yürüyememesi yetersizlik olarak ele alınabilecekken, gerekli düzenlemelerin yapılmaması nedeniyle bireyin tekerlekli sandalyeyle toplumsal alanlara ulaşamıyor olması engeldir. Buradan hemen çıkartılması gereken ve altı çizilmesi gereken sonuç şudur diye düşünebiliriz. Demek ki yetersizliklerin engele dönüşmesini engelleyebiliriz, önleyebiliriz. Eğer uygun tedbirler alınır ise bireylerin bazı yetersizlikleri olsa bile onları birçok alanda engelli olmaktan kurtarma şansımız olabilir. Bu konuda ele alacağımız son önemli kavram risk altında olma durumu ya da risk taşıma durumu. Halihazırda bir yetersizliğin tanımlanamadığı ama yetersizlik gösterme olasılığı yüksek bireyler için kullanılan kavram risk altında olmak, risk taşımak. Yetersizlik alanları neler diye şöyle bir bakacak olursak, ülkemizde bu konuda ayrıntılı biçimde yazılmış kaynaklardan bir tanesi Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanmış bu yönetmelikte yetersizlik alanları, zihinsel yetersizlik, otizm spektrum bozukluğu, dil ve konuşma bozuklukları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, duygu davranış bozuklukları, özel öğrenme güçlüğü, fiziksel yetersizlikler, görme yetersizliği, işitme yetersizliği, çoklu yetersizlik ve süreyen hastalıklar olarak ele alınıyor. Biz kitabımızda bunlar arasından afetler ve acil durumlar söz konusu olduğunda özel gereksinimleri daha belirgin biçimde ortaya çıkanları daha çok ele almaya çalıştık. Bunları ikinci ünitede konuşacağız. Önemli kavramlardan bir tanesi özel gereksinim bireyler söz konusu olduğunda erişilebilirlik. Bir başka deyişle bir ürünün, hizmetin, teknolojinin ya da ortamın toplumdaki tüm bireyler, engelliler ve yaşlılar da dahil olmak üzere tüm bireyler tarafından ulaşılabilir ve kullanılabilir olması. Erişilebilirliği bu şekilde tanımlayabiliriz. Şu an ekranımızda yer alan fotoğraflara baktığımızda erişilebilirlik sorunu nedeniyle bir binaya güçlük çeken, bir başka deyişle erişilebilirliğin sağlanmamış olması nedeniyle engel durumuyla karşılaşmış bir engel yaşayan bir birey görüyoruz. Diğer fotoğrafta ise ulaşım araçlarından birinin erişilebilir hale getirildiğini görmemiz mümkün. Şimdi bütün bunları konuştuktan sonra özel gereksinimli olmanın nedenleri nelerdir? Bunlarla ilgili konuşalım isterseniz.
Özel gereksinimli olmaya sebep olan faktörler çoğunlukla 3 başlık altında toplanıyor. Alan yazına baktığımızda bu 3 başlığı doğum öncesi faktörler, doğum anı nedenler ve doğum sonrası nedenler olarak ele almak mümkün. Doğum öncesi etkenler arasında yapısal ve genetik bozukluklar var. Örneğin Down sendromu gibi. Ya da annenin maruz kaldığı ilaçlar, kimyasallar doğum öncesi etkenlere örnek gösterilebilir. Doğum anı nedenler, doğum kanalı enfeksiyonu, doğum sırasında bebeğin yeterli oksijen alamaması gibi doğum sırasında ortaya çıkan problemler. Doğum sonrası nedenler arasındaysa yetersiz ve dengesiz beslenme, ateşli hastalıklar gibi bireyin doğumundan sonra ortaya çıkmış faktörler var. Özel gereksinimli bireylere sunulan hizmetleri konuşacak olursak, ülkemizde özel gereksinimli bireylere dönük eğitim hizmetlerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü, bu işlerin az önce de söylediğim üzere özel eğitim hizmetleri yönetmeliği çerçevesinde yapıldığını söylememiz mümkün. Bakım hizmetleri ve özel gereksinimli bireylere yönelik diğer sosyal hizmetler ise Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Evet arkadaşlar, ilk ünitede ele alacağımız konular bunlar. Açık Öğretim Fakültesi tarafından hazırlanmış online diğer kaynakları da kullanarak kitabınızla birlikte konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgilere sahip olmanız mümkün olabilir. Böyle yapmanızı sizlere önererek hoşça kalın diyorum. Bir sonraki kayıtta görüşmek üzere.